Bu harekat bana daha önceki Afrin'e yapılan ve Suriye'de yapılan diğer harekatlardan ziyade 21-29 Şubat 2008 arasındaki Güneş Harekatı'nı aklıma getirdi. O harekat olduğu zaman ne yapılmıştı? Bir Musul-Kerkük beklentisi vardı. Yani harekat olacak ve Türkiye Musul'u ve Kerkük'ü katacak. Hatta plaka numaraları vesaireler bile verilmişti. Ama sonuçta harekat 8 gün sürmüştü. Ve belli bir sonuç elde edildikten sonra geri dönülmüştü. O zaman Musul-Kerkük vardı. Bugün Musul-Kerkük yok. Çünkü Suriye'de Musul-Kerkük yok. Peki ne var? Yani terörü bertaraf etmek, 40 yıldır yaşanan terör sorununu kökünden kazımak gibi bir iddia var. Ama orada biliyoruz ki esas mesele Kandil'de, yani Irak'ın kuzeyinde. Dolayısıyla Suriye tabii ki Türkiye'nin güvenlik kaygılar açısından önemli. Çok uzun bir sınırı var ve bu sınırın PKK'nın kolu olan YPG tarafından denetleniyor olmasından rahatsız olduğu bir gerçek. Ama bunu halledilmesi Türkiye'nin PKK sorununun halledileceği anlamına gelmediği de bir başka gerçek. Bu arada çok sayıda gözüme şeyler çarptı. Kızıl elma meseleleri çarptı, iddiaları çarptı. Hani bir kızıl elma ulaşma noktasında bu Barış Pınarı Harekatı'nı çok fazla yüceltenler var. Bunların günümüz dünyasında hiçbir karşılığı olmadığını kabul etmek lazım. Bunların çok da fazla dillendirilmesi açıkçası Türkiye'nin haklılık iddiasını daha ilk andan itibaren geçersiz kılıyor. Böyle bir fütühatçı anlayışla ele geçirmek, denetim altına almak anlayışıyla varılabilecek hiçbir şey yok. Zaten Türkiye'de ilk andan itibaren harekatın hedeflerinden birisi olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü demişti. İşte şimdi Suriye ordusunun kuzeyde bir takım yerleri devralacağı iddiasıyla beraber işler Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesine gelecek, düğümlenecek ve işler o andan itibaren karışacak. O karıştığı andan itibarenki gelişmeleri de değerlendirmeye devam edeceğiz.